Evet, durumdan haberdar olmak isteyen bir sürü mesaj atan arkadaşlarım var. Aynı zamanda da siz kanalıma hoş geldiniz falan demeyeceğim. Zaten video izliyorsunuz. Keşke böyle gelmeseydiniz, ben de böyle bir video çekmeseydim. Annemi sanırım bugün hastaneye yatıralı bir zaman, mekan ve saat algımı yitirdim gerçekten. Günleri falan da karıştırıyorum ama 2 gün bir gece acilde kaldı. 2 gün yani acilde kaldıyken yoğun bakımda yer yoktu ve acilde tedavisine hemen başlanıldı. Sağ olsun buradan da hastane personeline teşekkür ederim. Bir gece hastanede, 3 gün yoğun bakımda, 2 gündür de şu an odada, 6 gün olmuş. Evet, 6 gündür annem hastanede. İçeride çekmek istemedim. Ses, araba yağmur yağdığı için araba sesi var. Bu yüzden de özür dilerim. Onu çocukların duymasını istemiyorum. Zaten sürekli yanlarında konuşuyoruz. Ne kadar konuşmamaya çalışsam da başka konuştuğumuz bir şey olmadığı için ister istemez şahit oluyorlar. Bu süreçten hepimiz çok etkilendik. Herkes buradaydı. Öncelikle onu söyleyeyim. Video çektiğimde nelerden bahsettim, nereleri anlattım onu da hatırlamıyorum ama şöyle söyleyeyim. Bütün kardeşleri geldi. Annemin, buradan da teyzelerimize, dayılarımıza çok teşekkür ederim. Annemin bütün çocukları da geldi. Yani işte kaynımın ailesi ve büyük görümcem de geldi. Merve ve İlknur abla, biliyorsunuz onları zaten. İlknur abla ile Merve hatta servise çıktıkları ilk gün annemin bir gece yanında da kaldılar. Yani dün gece değil, ondan önceki gece. Sonra Merve öğretmen, biliyorsunuz İstanbul'a çalıştığı için dönmek zorundaydı. Annesi de onunla döndü. Beraber İstanbul'a döndüler. Merve küçük değil bu arada, hani onu da söyleyeyim. Merve hastanede nasıl kaldı diyeceksin, çocuk değil. Hani eşimin yeğeni ama eşimin hani dayı yeğen gibi de kardeş gibiler. Sağ olsun onlar bir gece ilgilendiler. Kaynım da göremedi. Göremeden dönmesi gerektiğini söyledi ve döndüler onu. Ve ne söyleyecektim? Kısacası herkes gitti arkadaşlar. Ben, Elif abla ve Muhammed kaldık. Üçümüz. Muhammed eşim. Videomu yeni izleyenler için söyleyeyim. Benim çocuklarım gece evde tek başına bıraktığımda başlarında bekleyecek hiç kimse yok. O yüzden gece hastanede kalınacaksa Elif ablayla Muhammed kalıyor. Gündüz de hepimiz oradayız zaten. Hatta az önce geldik. 1 saat kadar koltukta uyumaya çalıştık. Hiç uyuyamıyorum. Sanırım bir 5 gün oldu. Aralıksız 2 saat, hatta 1 saat yattığımı bile bilmiyorum. Şöyle gözüm daldığı anda uyanıyorum. Sürekli böyle o duyguyu yaşayanlar anlayacaklardır. Sürekli böyle telefondasın, sürekli böyle telefon zaten sürekli çalıyor. Saat gece 2'de bile arıyorlar, 3'te de arıyorlar. Herkes arıyor. Telefon artık sessiz aldım. Telefon sesini bile açmak istemiyorum. Bir bakıyoruz saat 4 olmuş. Hiçbir şey yememişiz. Akşam olmuş. Yemek yemediğimizin bile farkında değildi. Çocukları bir tek işte. Çocuklarla gerçekten düzgün ilgilenmeye çalışıyorum. Çocukları yatırıyorum. Sabah okula götürüp getirme, işte o saatlere dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bir yandan da annem ve annelik vazifemi yapmak zorundayım. Çocukların bu duruma etkilenmemesi gerekiyor. Şu anda etkilenmemelerini sağlayabileceğim kadar sağladım ama daha fazlasını sağlayamıyorum tabii ki. Çünkü yanlarında ister istemez konuşuyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Annem 3 gün yoğun bakımda kaldı. En son akşam bizimkiler derken işte gelenler, annem güvenlikle falan gerildiği için, sürekli yoğun bakımda göstermedikleri için, bir saniye bile görmemize izin vermedikleri için ve Almanya'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan, oradan buradan gelenlerin hiçbiri göremediği için bir tek tomografi de gösterdiler ki onda da çocukları bile göremedi. Sadece kardeşlerinden bir kısım gördü. Diğerleri de yetişemedim. Şu an o kısımda hatırlamıyorum. İnanın ki yalan olmasın. Çok gerildik. Hatta polis geldi. Ben araya girdim. Herkes sakinleştirdik falan. Ondan sonra güvenlik elinden geleni yapmak istediğini ama orada yoğun bakım hastaları olduğunu ve herkesin riskli olduğunu, başka hastaları riske sokamayacaklarını, bizi anladıklarını, acımızı anladıklarını ama ellerinden bir şey gelmediğini, teyzenin durumu kritik. Evet anlıyoruz. Hani belki son defa göreceksiniz. Onun için görmek istiyorsunuz ama hani orada bypass hastası var, yarısı açık hasta var. Asla giremezsiniz. Cumhurbaşkanı gelse sokamayız dedikleri için o noktada yapabilecek bir şey yoktu. Ve 3 gün boyunca hiç annemi görmedik. Sadece sağ olsun bir tane hemşire, yoğun bakımda çalışan benim takipçimin ablasıydı ve bize sürekli haber getirdi. O bile bir tesellidi gerçekten. Allah razı olsun. Onları da buradan, yani sizin de çok fazla desteğinizi gördüm. Sonrasında ay şu anda bir titreme geldi, neyse. Pazar günü herkes gitti. Bir tek kardeşlerinden bir kısmı kaldı, bir kısmı da gitti. İlknur abla da Merve ile kaldılar.
Kaynım falan gitmişti pazar günü ailesiyle. Sonrasında pazar günü bize gece, ya da pazartesi miydi ya, bugün günlerden ne, pazartesi de olabilir, pazartesi yok, pazar gecesi annemi servise çıkardıklarını, hasta yakınlarını annemi çok görmeye çalıştığı için servise çıkardıklarını söylediler, tedavisini orada devam edeceklerini, yoğun bakıma daha ağır bir hastayı almışlar, işte ölümcül bir hastayı. Burada yoğun bakım öyle bir şey ki, yoğun bakımın kapısına bekliyorsunuz, hani annenizi görürsünüz ya, orada başkalarının işte feryatları, figanları, ay çok kötü. O anda bakıyorsunuz, siz de aynı şeyi yaşasanız ne hissedersiniz? Bir anda bir hasta giriyor, bütün ailesi ağlıyor falan. Ben var ya, psikolojik olarak bittim yani, gerçekten bittim. Sürekli ölü var, sürekli birileri vuruluyor, acil dolu. Biz hep acilin kapısından giriyoruz oraya, yoğun bakıma. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hiç kimse oraya düşürmesin, ama hiç kimseye tabii ki doktorsuz, hastanesiz de bırakıp onu orayı da aratmasın. O da ayrı bir mesele de. Dediğim gibi pazar akşam annem odaya çıkınca ilk gece dedi ki İlkin abla, biz yarın gideceğiz zaten dedi. Biz kalalım dedi. Merve ile İlkin abla o gece kaldılar. Sağ olsunlar. Bu arada annemin durumunu söyleyeyim. Annem felçti. Doktorun dediği bu. Beyin sapında beyin fıhtısı, müdahale edilebilecek gibi bir yerde asla değil. Hatta çok iyi bir beyin cerrahı falan söylendi. O da tesadüfe Elif ablanın eski ev sahibi çıktı burada, ilk oturduğu evi bilenler bilir. O beyefendi hani müdahale edilemeyecek denen birçok hastayı müdahale edip kurtarmış. Ya yani öyle dendi bize, arayanlar edenler, burada beni tanımasa da işte takip etmese de birilerinin söylediği takibi alıp mesaj atanlar falan. Ama Oktay Bey de, Oktay Binici ya da Birinci, soyadını şu an hatırlayamıyorum, beyin cerrahı. O da ki asla müdahale edilebilecek bir yerde değil. Teyze şeker hastası, teyze kalp hastası, teyzenin çok riskli bir yerinde. Oraya müdahale etmesi söz konusu değil. Doktorunuz neredeyse aynısını söylüyorum. Hatta bizimkiler dedi ki daha iyi bir hastane, daha iyi bir doktor, daha iyi bir yer İstanbul falan. Hiç fark etmez. Nereye götürürseniz götürün. Size söylenecek şey kelimesi kelimesine aynı olacak dendi. Dediğim gibi doktor da böyle söyledi ve şu anda yoğun bakım hastanın çıktığı nöroloji servisinde annem yatıyor. Sağ tarafı çalışmıyor. Bacak, kol, sağ göz, sağ dil. Yani dilin yarısını düşünün, dudağın yarısını düşünün. Konuşmasında ciddi anlamda bir bozukluk var. Bazen anlayamıyorum ama anlayamadığımızda çaktırmak istemiyorum. Çünkü durumu asla kabullenmiyor. Sürekli bizi mesela odaya giriyorum, diyelim ki çay içmeye gittim. Aşağı sıralı birbirimizi gönderiyoruz. Su almaya gittik. Sigara molasına çıkılıyor mesela, birisi çıkıyor yukarı çıkıyor falan geri, gördüğü anda böyle kendi diliyle hani nasıl söyleyebiliyorsa onu böyle dili dönmeden söylüyor, direkt gördüğü anda bu, çünkü ona inanılmaz derecede takmış vaziyette, çok üzgün. Ve bugün bizi, yani beni dün tanımadı, beni tanımadı ve ona yemek yedirdim, yemeğini yedirdim, yedirdikten sonra sohbet ettik. Hasta bakıcılara işte bu benim gelinim ama gelinim değil kızım falan diye tanıttı. Onu çok seviyorum dedi. O bana bebek gibi baktı dedi. Yine bakıyor dedi. Ama sonra ben aşağı indim. Su aldık. Hasta bakıcı vardı yandakilere. Su aldık. Ondan sonra onlar da istemişlerdi. Kendimize de aldık derken annem döndü ki sen kimsin dedi. Bu kim dedi dönüp. Ay o anı gerçekten sevdiklerinizle hiç yaşamayın. Çok üzüldüm. Zehra'yım, şaka mı yapıyorsun anne dedim. İlk başta şakaya takılıyor sandım. Çünkü şakacıdır da aynı zamanda kayınvalidem. De git, o gitti dedi. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Sonra sen ona benziyorsun dedi. Sonra o kadar zeki bir kadın ki ama. Ben ona gerçekten hayranım ya. Hani o anda benim olduğumu, sesimi falan bence hatırlamaya başladı anladığım kadarıyla. Durumu toparlamaya çalıştı. Biz de hiçbir şey söylemedik. Zaten aradan kaynadı gitti. Sonra babamı tanımadı. Kaç senelik kocasını tanımadı. Sonra Yağmur'u tanımadı. Elif ablanın kızı. Birinin Emel'i tanımadı. O da köyden annemin, babamın akrabası. Babamın yeğeni oluyor. Yeğeninin o kız oluyor. Ve her gün beraberler yani, öyle düşünün. Onu tanımadı. Of. Yani arkadaşlar, uzun süreç. Uzun soluklu bir süreç. Öyle teyze nasıl oldu, ayağa kalktı mı, yürüdü mü, eve mi gitti mi diye soracağımız bir süreç değil. Hani mesajlarda yazmışsınız, yorumlarda yazmışsınız çok fazla. Bizi durumdan haberdar et, ne oldu, ne yaptınız, ne ettiniz. Hastanedeyiz. Doktora sorduğumuzda ne zaman çıkarız, tetik tedavi falan, bunları konuşmak için çok erken. Ben sizi 5 gün sonra çıkartabilirim, 3 ay sonra çıkartabilirim, 10 gün de sürebilir, 9 ay da sürebilir. Hiç bilmiyorum diyor kadın. Kadın diyor ki yani o doktorumuz. Ben sizi
Her gün gördüğüm rapora göre bilgilendiriyorum. Yarın için hiçbir şey söyleyemem. Bu tip hastalar iyi de gidebiliyor, geri de gidebiliyor. İlk bir haftada ikinci pıhtı da atılabiliyor. İşte ikinci pıhtı riski çok yüksekmiş. Biz bu riski şu anda ekart etmeye çalışıyoruz diyor. Yani her şey tamamen nasıl anlatayım? Yani büyük bir soru işareti. Hiçbir şey belirli değil. Ve süreç ama uzun yani bunu biliyorum. Annemin kalkıp yürümesini falan konuştuğumuzda teyzenin en iyi hali bu diyor. Hani doktor bize. Hani yürür, konuşur falan dediğimiz zaman hep teyzenin en iyi hali bu. Teyzenin böyle olması bizim için mucize, çok iyi bir şey. Teyze buraya çok kötü geldi. Teyze çok beklemiş. Teyze şu an çok hani bu hali ve bizi gerçekten evet teyze iyi dedirtiyor diyor. Dediğim gibi hani bir şeyleri konuşmak için çok erken. Daha yeni oldu. Çok yeni. Sürekli ağlamanın işte şey yapmanın da kimseye bir faydası yok. Ama bu insanın elinde değil. Ve psikolojik olarak çok kötüyüz. Yani özellikle Muhammed, ben, Elif abla özellikle derken şu an zaten sadece üçümüz varız. Herkes gitti arkadaşlar. Biz bize kaldık. Sürekli hastanedeyiz. Annem orada kalmak istemiyor. Kadın o kadar haklı ki hastane kalınacak bir yer zaten değil. Yine diyorum Allah kimseyi oralara muhtaç etmesin. Kimseye de doktor arattırmasın. Gerçekten arattırmasın. En üzüldüğüm şey bakın bizim gitmemiz, gelmemiz, onlar bunlar hiç önemli değil. Necim durumu kabullenmiyor. Çünkü sen çok inançlısın. Bu bir imtihan. Allah bizi sınıyor. Senin inancın ama işte bebek gibi şu anda onun dediklerini yani kimsenin gönlü koyacağı falan gibi bir durum zaten yok. Rabbim de onun gönlünü biliyor. Ama o hani en korktuğu şeydi. Hep derdi işte ben şöyle şöyle olmayayım, elden ayaktan düşmeyeyim, kimse bana bakmasın. Hep derdim ama annen öyle konuşma, çekmiyorsun, Allah korusun. Yok canım sen lipçik gibi kadınsın, şöylesin böylesin derdim. Ama şu an baktıkça ben inanamıyorum. Ben hala yani onun kabullenmemesini zaten anlıyorum. Çünkü ben kabullenemiyorum. Hani ki o doktorun konuştuklarını falan bilmiyor yani, düşünün. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar durum bu. Yani ben hiç uyuyamıyorum. Muhtemelen bir psikologdan randevu alacağım. Hiç uyuyamıyorum. Yani nasıl uyuyamamak bilmiyorum. Yorgunluktan ölüp aynı zamanda uyuyamamak. Hiçbir şekilde. Evi görseniz bu ev benim değil dersiniz. Yani bu ev Zehra'nın evi değil yani olamaz falan dersiniz. Neyse dün biraz toparlamaya çalıştım. Dedim bu evde iki tane daha canlı var. Tamam İdil Beril hani durumun ne kadar farkında olsanız da çocuk mutluluğu denen bir şey var. Bak gerçekten çocuk mutluluğu denen bir şey var. Çocukların içinde başka bir umut var. Başka bir mutluluk var. Mesela her gün dedik babaannem hastaneden çıktı mı? Halbuki anlattım biliyor musun babaannem hastaneden çıktı mı? İşte o onu umut ediyor yani. O ona mutlu oluyor. Sen de ona dönüp diyorsun. Kızım bu uzun bir süre. İnşallah çıkacak anneciğim. Evet doğru ben babaanneni söyleyeceğim falan diyorsun. Böyle yani. Hani iyi miyiz? İyi değiliz. Ama annem bizden daha kötü. Biz önemli değiliz burada. Ona çok üzülüyorum. Gerçekten bir gözüm küçüldü. İnşallah düzelir. Düzelmezse de canı sağ olsun. Ne yapayım? Öyle yani merak edenler için süreci anlatayım. Anlatacak bir şey de yok ama gelen mesajlar, yorumlara kayıtsız kalamadığım için. Uzun bir süre Allah yardımcımız olsun. Böyle hastaları olanların da Rabbim yardımcısı olsun. İnşallah hemen şifalanırsınız. İyi beslenmek, kendinize iyi bakmak, her şeyi kafaya takmamak çok önemliymiş. Bir kere daha gördüm. Hayat çok kısa. Nasıl mutlu olacaksanız öyle yaşayın. Kendinizi kimse için yormayın. Annem bunu hep yaptı. Hala bile bir şeyler söyledim diyorum ki anneciğim artık bunları düşünmeyeceksin. Sen kendini düşüneceksin. Kendinizi düşünün arkadaşlar. Kendinize değer verin. Kimsenin sizi üzmesini, bir yerlere taşımasına izin vermeyin. Ve ne olursa olsun bu hayatı sadece kendiniz için yaşayın. Kimse için kendinizi heba etmeyin. Ve en önemlisi de gerçekten spor yapın. Kaliteli beslenin, sağlıklı beslenin. Zaten şu olacak yemeyeceğim ki demeyin. Bunu diyen insanlar hastalanıyor. Gerçekten dikkatli olun. Tabi bu biraz da kader, biraz kısmet, biraz da genetik yapı, biraz genetik aktarım. Kalıtsal hastalıklar geliyor büyüklerden bizleri de buluyor. Orası ayrı bir şey ama bizler kaliteli sağlıklı beslenerek bunların önüne de geçebiliriz. Bu da bir gerçek. Beslenme şekli çok önemli. Hala bana dün diyor ki bana diyor çikolata ver. Ya doktor diyor ki soyu bile
ilacını içerken vereceksiniz. Onun dışında bizden izinsiz onu bile vermeyeceksiniz diyor. E gel de anlat. Bilmiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Kendinize bakın. Sizi seviyorum. Anneme dua etmeyi unutmayın. Söylenecek bir şey yok yani arkadaşlar. İnşallah süreci kolay bir şekilde atlatırız. Bize de dua edin. Rabbimize de güç kuvvet versin. Çünkü burada en çok psikoloji. Psikoloji çok önemli. Yani metanetli olmak, psikolojik olarak ayakta durmak, onun sana söylediklerini gerçekten absorbe edip iyi bir şekilde ona böyle moralli bir şekilde geri döndürebilmek, o çok önemli. O sana bir şey söylediği anda işte beni işte kader aldı, duvara vurdu falan filan dediği anda sen o anda böyle gözün dolmadan güçlü psikolojinle anne ya öyle şey deme falan çok güzel olacak falan diyebilmek bile bir güç. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Ama oradan bir adım geri attığım anda direkt o işte olmuyor. Öyle işte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah sizi sevdikleri hiçbir zaman sınamaz. Görüşmek üzere.